Halk Televizyonu Haber Merkezi'nden merhaba sevgili seyirciler. Gün içinde gelişmelerle karşınızdayız. Askeri casusluk davasında önemli bir gelişme yaşandı bugün. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen askeri casusluk soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 16 ilde 51 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Geçen Mayıs ayında İzmir'de başlatılan askeri casusluk soruşturması kapsamında Ankara'da 20 adreste arama yapılıyor. Arama yapılan yerler arasında askeri birlikler, lojman ve kışlalar da var. Soruşturma kapsamında bazı muvazzaf askerler için de gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Operasyonu aralarında 28 Şubat soruşturmasını yürüten Mustafa Bilgili'nin de olduğu 6 özel yetkili savcı yürütüyor. Genelkurmay karargahının karşısında bulunan Jandarma Genel Komutanlığı'nda da arama yapıldığı haberleri geliyor. Soruşturma 2009 yılında gelen bir e-posta ihbarıyla başlatılmış. Bazı eskort kızlar aracılığıyla bilgilerin ele geçirildiği iddiaları üzerine harekete geçilmişti. Sevgili seyirciler, Silivri'de tutuklu bulunduğu için yemin edemeyen CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ilk kez kendi imzasıyla bir soru önergesi ve araştırma önergesi verdi. Ancak Balbay'ın gözaltına alınmalar, F tipi cezaevleri ve öğretmen açığına ilişkin verdiği 3 ayrı soru önergesi anayasa ve meclis iç tüzüğü gereği iade edilecek. Meclis başkanlığı önergeleri işleme koysaydı Balbay Silivri'den meclis çalışmalarına katılmış olacaktı. Biz onlara dokunulmazlık sağlansın demiyoruz. Altını çiziyorum. Onların dokunulmazlığı olsun demiyoruz. İki, onlar yargılanmasın demiyoruz. Peki biz ne istiyoruz? Halk seçti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip görevlerini yapsınlar. Yargılamaları da devam etsin. Bunlar olmadığı takdirde sizin demokrasi karneniz her zaman kırık olur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümete yaptığı bu çağrının ardından gözler hükümetten gelecek yeni adımdaydı. Ancak yine beklenen olumlu adım atılmadı. Zira tutuklu milletvekillerinden CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ilk kez kendi imzasıyla bir soru önergesi ve araştırma önergesi verdi. Ancak Balbay'ın soru önergelerinin iade edilmesi kararlaştırıldı. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı önergeleri işleme koysaydı, Balbay Silivri'den Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katılmış olacaktı. İade gerekçesi ise anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü uyarınca milletvekillerinin göreve başlamaları için and içmesi gerektiği ve and içilmediği takdirde milletvekilliği ile ilgili hak ve yetkilerin kullanılamaması. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Balbay'dan kaldığı Silivri cezaevinde ziyareti sırasında hazırladığı iki araştırma önergesinin imzasını almış. Balbay ise bunun yanı sıra hazırladığı 3 soru önergesiyle cezaevi koşullarına ilişkin araştırma önergesini Ağbaba'ya vermişti. CHP grubundan onaylanan önergelerden birinde Balbay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e 2000-2012 yılları arasında gözaltına alınanlar, tutuklanan öğrenciler, hapishanelerde hayatını kaybedenler, bakanlığa bağlı birimlerce müdahale edilen basın açıklaması, açık hava toplantı sayılarını sordu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yanıtlama sistemiyle hazırladığı soru önergesinde ise Balbay, F tipi cezaevlerinin kapasitesini öğrenmek istedi. Balbay, Silivri cezaevinde sohbet hakkının uygulanmama nedeni nedir? F tipi hapishanelerde uygulanan tevcit politikasının sonlandırılması için bakanlığınız tarafından herhangi bir plan yapılıyor mu sorularını yöneltti. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e yönelik de bir soru önergesi hazırlayan Balbay, 4+4+4 eğitim sistemi sonucu ortaya çıkacak öğretmen açığının nasıl kapatılacağını, dağıtılan tabletlerin içerik ve işlevinden öğretmenlerin hangi ölçüde haberdar edildiğini sordu. Balbay'ın ayrıca birinde ilk imza sahibi olmak üzere 3 araştırma önergesinde de imzası bulunuyor. Balbay tutuklu ve hükümlülere yönelik kötü muamelelerin hak ihlallerinin tespiti, sorumluların ortaya çıkarılması, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için yapılması gereken çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla araştırma önergesi hazırladı. Mustafa Balbay, atanamayan öğretmenlerin intihar nedenleriyle üniversite mezunu işsizlerin sorunlarına yönelik araştırma önergelerinde de imzası bulunuyordu. Özel yetkili mahkemeler hükümeti böldü. Sevgili seyirciler, konuyla ilgili Başbakan Yardımcılarından Bülent Arınç, bir çalışma da yok, gündemimizde de yok açıklamasında bulunurken, bir diğer Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise çalışmalar var, bitince kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Başbakan Erdoğan da Arınç'ı yalanlayarak özel yetkili mahkemelerin tamamen kaldırılabileceğinin sinyalini verdi.
Özel yetkili mahkemeleri düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. ve 251. maddelerinde yapılması düşünülen değişiklik, AKP'deki fikir ayrılıklarını gözler önüne serdi. Zira Başbakanlık Merkez binasında gizli bir şekilde yürütüldüğü ifade edilen çalışma hakkında kabine üyelerinin çoğu da dahil kimseye bilgi verilmemesinin ve özellikle parti kurmaylarının fikrinin sorulmamasının ciddi bir rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Taraf gazetesinin haberine göre özel yetkili mahkeme çalışmaları Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay üzerinden yürütülüyor. Çalışmalara zaman zaman Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da dahil ediliyor. Erdoğan'ın konuyu tamamen kendi inisiyatifine aldığı da belirtiliyor. Ancak AKP'nin bazı hukukçu kurmaylarının çalışmalardan rahatsız olduğu konuşuluyor. Nitekim değişikliğin darbe davalarını etkileyeceğini öne süren Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek de bir şeyin varlığından şikayet ederken yokluğunda ortaya çıkabilecek problemleri de iyi hesap etmemiz lazım diyerek rahatsızlığını dile getirmişti. Son tepki ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç, yargı paketlerinin hiçbirinde söz konusu değişiklik yok, çalışma da yok demişti. Ancak AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik aynı gün yaptığı açıklamada tasarı ve taslak yok dendi ama çalışmalar sürüyor diyerek Arınç'ı yalanladı. Arınç'ı yalanlayan isimlerden biri de Başbakan Erdoğan oldu. 150 ile ilgili bir sıkıntı var ve bu sıkıntı konusunda bu şu andaki çalışmaların dışında bir olay. Bu 1, 2, 3, 4 falan bununla alakalı değil. Buna yönelik olarak Adalet Bakanlığımız kendi bünyesinde bir çalışmayı yapıyor. Erdoğan'ın açıklamasına son olarak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da destek verdi. Bozdağ bu konuda çalışma teknik düzeyde devam ediyor. Bitince kamuoyuyla paylaşılacak dedi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan için çıkarılan yasa Erzincan'da gözaltına alınan 3 MİT mensubunun işine yaradı. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'le emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanıklı davanın ilk duruşması öncesi 3 MİT mensubu için Başbakanlıktan yargılama için izin istedi. EDOK eski komutanı emekli Orgeneral Berk ve eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçlamasıyla hazırlanan iddianame Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından kabul edildi. Berk ve Cihaner 15 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıkacak ve yargılanmalarına başlanacak. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadesine başvurulmak üzere savcılığa çağrılması üzerine jet hızıyla soruşturma için başbakan izni getirilen düzenleme Erzincan'da gözaltına alınan 3 MİT mensubunun işine yaradı. Yargıtay 11. Ceza Dairesi CHP Denizli Milletvekili Cihaner'le emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanıklı davanın ilk duruşması öncesi 3 MİT mensubu için başbakanlıktan yargılama izni istedi. Daire silahlı terör örgütüne üye olmak, birden fazla kişiyle tehdit suçlarını işledikleri iddia edildiği tarihte MİT mensubu oldukları anlaşılan ŞD, KÜ ve SBI hakkında kovuşturmanın devam edilebilmesinin başbakanın iznine bağlandığına dikkat çekerek 3 MİT mensubu yönünden yargılamanın durdurulmasına karar verdi. Daire Cihaner ve Berk'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki iddianameyi kabul etti. İlhan Cihaner aralarında emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de bulunduğu 11 kişiyle 15 Haziran Cuma günü Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde yargılanacak. Sevgili seyirciler, bu akşam Başbakanlık resmi konutu dikkat çeken bir buluşmaya sahne olacak. Başbakan Erdoğan eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ü kabul edecek. Başkent'te sürpriz bir buluşma gerçekleşiyor. Başbakanlık resmi konutu bu akşam ilginç bir buluşmaya sahne olacak. Başbakan Erdoğan eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ü kabul edecek. Yoğun gündem arasında Özkök-Erdoğan görüşmesi oldukça dikkati çekiyor. Görüşmenin içeriğine dair net bir bilgi ise bulunmuyor. Görüşme talebinin Özkök'ten geldiği ifade edilen sır zirve saat 19'da gerçekleşecek. 2002-2006 yılları arasında AKP iktidarının ilk döneminde Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Özkök, emekliliğinin ardından İzmir'e yerleşmişti. Özkök son olarak balyoz darbe planına ilişkin davayla gündeme gelmiş ve dava kapsamında yargılanan emekli generaller Özkök'ün tanık olarak dinlenmesini talep etmişti. Özkök de mahkemeden böyle bir talep gelmesi durumunda tanıklık yapabileceğini belirtmişti.
Kulislerde konuşulanlara göre zirvenin ana konusu Yaşar Büyükanıt olacak. İnternet andıcı davasında başbuğ, hükümet aleyhindeki sitelerin kendisinden önce kurulduğunu söyleyerek Büyükanıt'ı işaret etmişti. İfadeler üzerine savcılığın Büyükanıt hakkında inceleme başlattığı haberleri basında yer almıştı. Özkök ve Büyükanıt en son İzmir Karşıyaka'da 6 Haziran'da bir restoranda görüntülenmişlerdi. Eşlerinin de olduğu yemekte ikilinin hayli keyifli oldukları gözlenmiş ve sohbetleri uzun sürmüştü. Bugünkü görüşmenin 7 gün önceki buluşmanın hemen sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. Sevgili seyirciler, sabah saatlerinde Kütahya Simav'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem Simavlıları korkuttu. İlk belirlemelere göre deprem can ve mal kaybına yol açmadı. Deprem korkutmaya devam ediyor. Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün tespitine göre saat 09.40'da merkez üssü ilçe merkezine 28 kilometre uzaklığındaki İnlice köyünde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Derinliği 5.1 kilometre olan depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak bir süre dışarıda bekledi. Çevre illerde de hissedilen depremin ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına yol açmadığı öğrenildi. Muğla Ölüdeniz açıklarında da 4.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Ölüdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Stüdyo konuğumuz CHP İstanbul Milletvekili Sayın Haluk Eydoğan bizlerle birlikte. Sayın Eydoğan, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Evet, Türkiye sarsılmaya devam ediyor. Az önce de izledik. En son deprem Kütahya Simav'da meydana geldi. Zaten evet. Simav çokça sallanan bir bölge. Ama Türkiye genelde deprem bölgesi. İsterseniz buradan başlayalım. Türkiye'nin deprem bölgesi olmasına rağmen biz her depremde, daha doğrusu nispeten büyük depremlerde tekrar evet. gündeme getirdiğimiz deprem için gerekli önlemleri alıyor muyuz sorusuyla karşılaşıyoruz. Yeteri kadar alamıyoruz. Yani şu anda sizin de biraz önce haberde geçtiğiniz gibi Simav uzun süredir sarsılıyor. Türkiye son birkaç yıldır Van depreminden sonra, Van depremine kadar o kadar aktif değildi ama Van depreminden sonra biraz aktivite özellikle Batı Anadolu'da artmış gibi gözüküyor. Yani Batı Anadolu zaten deprem küme ve fırtınalarıyla ile tanınan bir bölgedir. Bazı deprem fırtına olayları yaşıyoruz. İşte Fethiye, Simav'a 3 kere gittim ben. Simav'la ilgili genel başkanımıza rapor da hazırlamıştım. Dönem dönem gidiyorum. Çünkü pardon. Simav'da hakikaten yapılması gereken daha birçok çalışma var yani evet. deprem açısından. Bazı mağduriyetler de var. Simav ilginç bir örnek. Van da öyleydi. Şimdi yani Türkiye'de deprem risklerinin azaltılması başlı başına önemli bir konu ve maalesef birçok şey söylenmesine rağmen, birçok çalışma yapılmasına rağmen, işte deprem şurası, raporlar, her depremden sonra ortaya çıkan gerçekler, yazılan eylem planları maalesef organizasyon konusunda ve riskleri azaltma konusunda ve kurumlar arası işbirliği konusunda hala ciddi sıkıntılarımız var. Hükümet son 10 yıldır bu konularda bazı raporların dışında önemli adımlar atamadı uygulamada. Nitekim 12 yıllık bir sessizlikten sonra 6.7'den büyük bir deprem oldu biliyorsunuz. O da Van depremiydi. Ve Van depremi ne baktık ki Van depremi sırasında ve sonrasında yaşananlara gerçekten son 10 yılı hükümet yeteri kadar bu konuya ilgi göstermemiş. Yani Van'da deprem hemen sonrası, deprem anı ve sonrası bir kaos ortamı oluştu. Bir koordinasyon sorunu çıktı. Sivil toplum örgütleri tabii arama kurtarma konusunda çok daha yol kat etmişler. Onlar arama kurtarma konusunda sivil toplum örgütleri üzerlerine düşen görevleri evet. hakkaniyetle yaptılar. Ama sağlık,
konut, geçici yerleşme, kalıcı yerleşmeler konusunda, hasar tespitleri konusunda, özellikle hasar tespitleri konusunda sınıfta kaldık. Evet. Gerek Simav'da, özellikle Van'da depremde büyüklüğü ve yaygın alan yaygınlığı göz önüne alınca hakikaten Van'da hükümet ve AFAD hasar tespitleri konusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AFAD sınıfta kaldı diyebiliriz. Hızlı ve duyarlı, daha doğru, kesin sonuçlar veren hasar tespitleri kısa zamanda yapamadılar. Nitekim devam eden artış şoklar sırasında da işte biliyorsunuz bir otel yıkıldı. Çok sayıda insanımızı, içinde yabancılar da olan bir otel yıkıldı ve insanlarımızı kaybettik. Bu da gösteriyor ki bir deprem öncesi hazırlık önemli. Deprem anı ve sonrası da çalışmalar önemli. Deprem öncesi zaten ortaya çıkan, Van'da ortaya çıkan durum, deprem öncesi çalışma açısından tam bir fiyaskodur. Peki Sayın Eylül, yani hazırlıklı olunmadığı, binaların depreme hazır olmadığı, çok sayıda bina üretilmesine rağmen yapı denetiminden muaf, yani o döneme kadar, 2011'e kadar bölgenin yapı denetiminden muaf olması, yapı denetim zorunluluğunun olmaması karşımıza çok kötü bir manzara çıkardı. Binaların %50'si, kamu binalarının %90'ı kullanılmaz duruma geldi. Bu da yine gerek yerel yönetimin, gerek merkezi yönetim, hükümetin son 10 yılda deprem konusunda bazı çalışmaları yapamadığı ve bu konuda Van'da ortaya çıkan durumun bir kötü not durumuna geldiğini görüyoruz. Evet. Şunu sormak istiyorum burada, çünkü çokça tartışılıyor. Özellikle bu büyük depremlerden sonra aklımız başımıza geliyor diyelim. Depremin önceden bilinmesi mümkün müdür? Çünkü bu her depremde, az önce de söyledim, gündeme geliyor. Teknik açıdan, bilimsel açıdan bu mümkün müdür? Tekrar edelim, izleyicilerimiz de tekrar duysunlar. Eğer mümkün değilse ne yapmak gerekiyor? Ülkemizde siz az önce değindiniz ama buna yönelik ciddi çalışma var mı AKP hükümeti tarafından? Şimdi depremi şu anda deprem bilimde gelinen noktada, ben de bir deprem bilimciyim. Deprem bilimde gelinen noktada depremi önceden bilme ve ilan etme gibi bir yöntemimiz yok. Evet. Ya da bir uygulamamız yok. Dünyada da bununla ilgili bazı deneyimler yaşandı, bazı çalışmalar yapılıyor. Aslında deprem önceden kestirmeyle ilgili, bilmeyle ilgili çok çalışmalar yapılıyor. Ama geldiğimiz noktada ben bunu vatandaşlara duyurayım noktasında değiliz. Evet. Çünkü %99 ya emin olamadığınız ya da etik olarak, evrensel anlamda deprem etiği olarak depremin yerini, zamanını ve büyüklüğünü kesine yakın bir şekilde bildiremediğiniz sürece depremi önceden bildirme teşebbüsünde bulunmamamız gerekiyor. Çünkü az da olsa olmama olasılığı nedeniyle ortaya çıkacak sosyal, kültürel ve ekonomik kaosların dönüşü çok daha kötü olabilir. Ama depremi önceden bilme konusunda çalışmalar yapılıyor. Evet. Bu akademik bir araştırma, aynı kanser araştırmaları gibi üzerinde çok çalışmalar var. Dolayısıyla şu anda pratikte, uygulamada gerek yerel yönetimlerin, gerekse mülki amirlerin halka deprem geliyor, İşte şu gün şu saat evinizi terk edin falan diye bir şey yok. Ancak deprem tahminleri yapıyoruz. O zaten Türkiye deprem bölgeleri haritası aslında bir tahmin haritasıdır. Yani depremin ne derece tehlikeli olduğuna dair bir bölgeleme yapıyoruz. Evet. Biz buna ne diyoruz? Ülkelerin deprem bölgeleri haritası ya da kentlerin, bölgelerin deprem bölgeleri haritası. Türkiye deprem bölgeleri haritası bir deprem derecesi tahmin haritasıdır. Resmi olarak yayınlanmıştır 98'de. Biz neresinin birinci derece deprem bölgesi olduğunu biliyoruz. Evet. İkinci derece deprem bölgesi olduğunu biliyoruz. Ülkenin %46'sı şu anda birinci derece deprem bölgesidir. Nüfusun da hemen hemen %40-50'si orada yaşar. Birinci ve ikinci derece deprem bölgesi toplamı %70'tir. Bizim nüfus oran olarak, alansal olarak
sanayi ve ticaret ve endüstri tesisleri olarak, enerji tesisleri olarak büyük bir kısmı da bu bölgelerdedir. Dolayısıyla ülkenin %70'i birinci ve ikinci derece çok tehlikeli deprem bölgesidir. Şimdi oralarda her zaman, her boyda büyükler dahil deprem olabilir. Evet. Yani biz İstanbul'u konuşurken, Marmara'yı konuşurken 99'dan sonra Van'da oldu. Van'da depremin merkezi ikinci derece deprem bölgesindeydi. Birinci derece deprem bölgesi değildi. Dolayısıyla niye kimse Van'da deprem olacak şu tarihte diyemedi? Herkes izliyor. Dolayısıyla depremin nerelerde olacağını biz biliyoruz. Birinci derece deprem bölgelerinde deprem olabilir her zaman. Onun ötesinde bir şey söyleyemiyoruz. Ha, bilimsel çalışmalar devam eder. Belli bir noktaya gelinir. Denir ki tamam artık biz depremin yerini, zamanını ve büyüklüğünü kesine yakın söylüyoruz. %99 küsur olasılıkla işte şu gün şu saat evinizden çıkın. Öyle bir noktada değiliz. Peki vatandaş bu konuda bilinçli mi sizin gözlemlerinize, çalışmalarınıza göre? Şimdi artık vatandaş, bilinçlenebildik diyebilir miyiz? Yani deprem tabii depreme hazırlık açısından depreme hazırlık için toplumu her yönüyle eğitilmesi lazım. Yani okullardan başlayıp meslek edinip o mesleğini icra ettiği ortamlarda dahi insan hayatı süresince deprem bölgelerinde, deprem ülkelerinde insanların her zaman deprem konusunda bilinçli ve bilgili olması gerekiyor. En azından ne yaparsa riskleri azaltacağını ve kendisini yönetenlerden ne talep edeceğini bilmesi gerekiyor. Şimdi yani depremin iki türlü etkisi vardır. Bir yapısal, yani bizim bulunduğumuz yapıları yıkma, hasar verme etkisi binanın kendisine. Bir de binada hasar olmaz ama yapısal olmayan hasarlar dediğimiz eşyalar. Şimdi bir deprem olduğu zaman sizin bu kameralarınız hepsi bir yere çarpabilir. Evet. Bütün eşyalar düşebilir. Bunlar da yapısal olmayan tehlikelerdir. Üzerinize bir eşya düşebilir. Evet. Bunlar konusunda halkın bilinçlendirilmesi lazım. Halkın taleplerinin olması lazım. Demesi lazım ki ben bu bir konut yaptıracağım ya da bir konut alacağım. Ben şu 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 belgeleri istemeliyim. Çünkü sonuçta ben bir para harcıyorum. Hı hı. Benim hakkım bir müşteri olarak, bir tüketici olarak hayatımı riskini azaltan, deprem riskini azaltan bir talepte bulunmam lazım. Nasıl ki siz bir beyaz eşya almaya gittiğinizde o beyaz eşyayla size bir tomar garanti belgesi veriliyor. Onun içinde işte böyle kullanırsanız, şöyle kullanırsınız, maksimum randıman alırsınız, işte böyle yaparsınız, bir şöyle tehlikeler olur gibi. Yani her şey elektrikle çalışıyor ama elektrik insanı öldürebilen bir riskli unsurdur. Ama iyi kullanırsanız, bilinçli kullanırsanız, malzemesiyle, kullanım yönergeleriyle dikkatli kullanırsanız o size faydalı bir şey olarak döner. Şimdi dolayısıyla vatandaş da bir konut yaptıracağı zaman mutlaka bunu bilenlere danışması lazım. Ve ya da alacağı zaman, hazır alacağı zaman bazı belgeler istemesi lazım. Evet. Yalnız tapu almak yetmez. Ne yapacak? Yapı denetim belgesini isteyecek, zemin etüt raporunu isteyecek. Biz bunu yıllarca söylüyoruz. Ya dedik ki vatandaş tapu almaya gittiği zaman ya da bir belge almaya gittiği zaman ya da bir sözleşme yapacağı zaman bazı belgeleri mutlaka vatandaşa teslim ediniz. Mesela yapı denetimden geçmiş iskanlı, imarlı, ruhsatlı binaysa bunların belgeleri var. Vatandaşın elinde bir tapu var. Peki soruyoruz kardeşim, senin elinde nerede yapı denetim belgesi? Yok. Niye bu verilmez? Tapu verilir de yapı denetim belgesi niye verilmez? Yapı denetim kanunu için çıkardınız. Dolayısıyla vatandaş talep ederse, o zaman tüketici olarak talep ederse, üretici de o talepleri karşılamak zorunda. Aksi takdirde birçok sorun çıkıyor. Böylece kalite denetimi otomatikman yapılmış oluyor. Tabii devletin burada görevi gözlemci ve yaptırımcı olması lazım. Yasalar, yönetmelikler onun için çıkıyor. Devletin de depreme ve afetlere dayanıksız yapı üretimini engellemesi lazım. Ne için? Vatandaşın sağlığı ve huzuru için ve geleceği için. Burada da tabii ciddi sorunlar var. O sorun nedir?
Türkiye'de şimdi diyor ki Çevre Şehircilik Bakanı ülkemizde yapıların yarısına yakını kaçak, depreme dayanıksız. Bunlar kaçaksa yani gizlice yapılmadı ki. Bir kısmı evet kaçak yapılmış olabilir. Ama devlet bunların kaçak yapılmamasını yapılırken de üretenlerin, müteahhitlerin, ustaların, işçilerin bunu kurallarına göre yapmakla mükellef. Evet. Vatandaşın geleceğini tehlikelerden, risklerden korumakla mükellef. Dolayısıyla burada hükümetlerin ve yerel yöneticilerin çeşitli nedenlerle yani görmemezlikten gelmesi, boş vermişliği, konuyu ciddiye almaması, bilgisizliği, bazı suistimaller falan bunların hepsi bir araya gelince ortaya bizim hatta bazı meslektaşlarımızın intihar havuzları dediği yapı stokları ortaya çıktı. İşte intihar havuzlarını nerede görüyoruz? 99 depreminde görüyoruz. Yani o binalar bir intihar havuzuna dönüştü. Yani yıkılıyorlar ve insanı öldürüyorlar. Yaralıyorlar. İşte Van'da gördük. Evet. Bakın Van'da gidiyorsunuz. Van'da ben 3 kere gittim. Van içinde genel başkanımıza 2 tane rapor sunduk. Yani Van gerçekten hani 1999 depremi milat diyorlar ya. Evet. Yani Van'da öyle bir şey. Yani Van'daki binaların çoğu yeni. Yeni yani. Bunlar evet, eskiden evet. kalma, hadi köylerdeki kerpiç binalar zaten gitmiş. Evet. Ama yüzlerce yıldır zaten köylerimizdeki kerpiç binalar depremlerde yıkılıyor. Ama peki onlar yıkılıyor biliyoruz. Peki kentlere göç nedeniyle oluşan 10 katlı, 8 katlı, 5 katlı apartman bloklarında yeni olan bloklar patır patır nasıl yıkılıyor? Evet. Hani bunlara bakıyorsunuz görünüşte hepsini mühendislik yapıtı gibi sanıyorsunuz. Ama baktığınız zaman bunlarda mühendislik kurallarının uygulanmadığını, işçiliğin sorunlu olduğunu, malzemenin, çimentonun, demirin sorunlu olduğunu, evet. nitekim en son çıkan resmi raporda da bunu gördük. Şimdi son 10 yılın bir röntgenini çekin Van'da. Kim sorumlu? Yani tüketicinin sorumluluğu ne olabilir? İçine girdiği, satın aldığı binayla ilgili güvenlik belgelerini istememek olabilir. Ama bunu istemek zorunda da değildir. Sistemin ona depreme dayanık belgelerini sunması lazım. Kimdir bunu yapan? Ruhsatı veren belediye. İnşaatı yapan müteahhit firma. Müteahhit. Ya da mimarlık mühendislik bürosu. Yani bütün bu belgelerin vatandaşa belgelenmesi gerekiyor. Şimdi %50'si iş yerlerinin ve konutların Van'da hasarlı. Giriyorsunuz Van'da 100'e yakın bina külliyen yıkıldı ama girdiğiniz zaman Van'da binalar ayakta gibi gözüküyor. Ama yanlarına gittiğiniz zaman parçalanmış. Onlar artık orta hasarlı ve çok ağır hasarlı. Şimdi şöyle bir gerçekle karşılaştık ayrıca. Onu da ifade edeyim. Biliyorsunuz bir 1999 depreminden sonra o zamanki Ecevit koalisyon hükümeti derhal 99 depreminden alınan dersler, o acılardan çıkarılan dersler çerçevesinde dediler ki bu ülkede yapı denetim sorunlu. Suistimali açık. Biz bir yapı denetim yasası çıkaralım dediler. Ve oturda 595 sayılı bir kanun hükmüne kararname, üniversitedeki hocalarımızın da katkısıyla Bayındırlık İskan Bakanlığı'nın uzmanlarıyla bir yapı denetimle ilgili kanun hükmüne kararname çıkarıldı. 595 sayılı. Gerçekten o bir Türkiye'de yapı denetim açısından bir devrimdi. Evet. 99 depreminden sonra alınan dersler çerçevesinde bir devrimdi. Ve gerçekten bu konuyla ilgili inşaattan, mimarlıktan, şehir plancılığından, jeologlardan, jeofizikçilerden onay aldı. Ve uygulanmaya başlandı. Ama sonra ne oldu? Dediler ki bu kararnameyi bunu değiştirelim, bunu kanuna çevirelim. 2000'den sonra bunu kanuna çevirdiler ve kanun olduğunda tırpanladılar bazı maddeler. Ne gitti içinden? Mesleki mali sorumluluk sigortası, sigorta sistemi gitti. Bir de içinde bahsedilen profesyonel mühendislik ayağı gitti. Dolayısıyla şu anda yürürlükte olan ve ileride de değişecek muhtemelen 4708 sayılı yapı denetim kanunu evet. uygulamamış. Ama ne yaptı? 81 ilden 19 ilde uygulanıyor. 2011'in başına kadar 19 ilde uyguladı hükümet.
Kardeşim bu ülkede birinci, ikinci derece deprem kuşakları belli. 98'de bu bakanlık tarafından, bakanlar kurulundan onaylandı, yayınlandı. Bakın ona, nedir? %70 ülkenin birinci ve ikinci derece deprem bölgesi. Oralarda bari hiç olmazsa zorunlu yapın yapı değerini. Evet. Şimdi bunu Van'daki olaylara baktığınızda şöyle bir gerçekle karşılaştık. Van'da depremden sonra yapılan incelemelerde görüldü ki 1 Ocak 2011'den itibaren Van yapı denetim yasasının içine alınmıştı, uygulama içine alınmıştı. Yapı denetim zorunluluğu getirildikten sonra 2011'in başına itibaren Van'da yapılan 89 binada hiç hasar yok. Enteresan, evet. Bunu ilan etti. Evet. Yapı Denetim Şirketleri Birliği bunu anlattı, raporlar yazdı, bakanlığa verdi. Dendi ki, bakın eğer biz son 10 senede bu yapı denetim zorunluluğunu bütün illere zorunlu kılsaydık, Van'a da zorunlu kılsaydık, en azından Van'da son 10 yılda yapılan yapılar ve iş yerleri ayakta kalacaktı. Hem insanlar ölecekti hem de bu kadar 3,5 milyar dolar burada fiziksel kayıp var. Evet. Şimdi o her ne kadar 4708 sayılı yapı denetim yasası şu anda sıkıntıları var, kara delikleri var, suistimale açık, hoşnut olmadığımız uygulamaları var ise de ona rağmen Van'da o yasayla yapılan yapılar hasar almadı. Demek ki bu şunu gösteriyor. Demek ki evet. Kardeşim biz bu ülkede kurallara uyarak gerek afet riski altındaki alanlarda işte uyguladığımız ya da deprem yönetmeliği uyguladığımız deprem yönetmeliği ve ona bağlı olarak uyguladığımız yapı denetim yasası kuralları çerçevesinde depremlerde ölümcül olmayan hasarı çok az olan yapılar üretebiliyoruz. İnşaat mühendisliği Türkiye'de 160 tane üniversite var. Binlerce, on binlerce inşaat mühendisimiz var. Uluslararası inşaat yapan firmalarımız var. Çok gelişmiş inşaat firmalarımız var. Gökdelenler falan yapıyoruz. Onlara da değineceğim vaktimiz varsa. Peki bunları yapıyoruz da bu kadar malzeme, hiçbir sıkıntımız yok, hiçbir eksiğimiz yok. İnsanlarımız da var. 3 dil bilen inşaat mühendislerimiz var. Dolayısıyla peki niye yıkılıyoruz diye sorduğunuz zaman cevabı çok tartışmalı. İşte Van bunun göstergesi. Yani kuralları uygulamazsanız yıkılırsınız kardeşim. Şimdi Van'da büyük kayıplar var. Maddi kayıplar var. Van, eski Van yerinde duruyor. O yıkılması gereken yapılarla olduğu gibi duruyor. Şimdi 10 kilometre öteye TOKİ 10 bin hatta 20 bin konut yapacak. Şehri o tarafa. Şimdi bu doğru mudur, yanlış mıdır? Sosyologlar ve şehir plancılar bunu tartışıyor. Diyorlar ki ya bunu Gölcük'te uyguladınız, Adapazarı'nda uyguladınız, Kocaeli'de uyguladınız. Sosyal olarak bu yeni bir yere taşınmak geçici. O insanlar bir müddet sonra aynı Adapazarı'nda olduğu gibi o kalıcı konutları kültürel anlamda, komşuluk anlamında, sosyal anlamda bir parçalanma olarak gördükleri için bir müddet sonra tekrar eski yerlerine gelmek istiyorlar. Evet, evet. Ama eski yerdeki yani şu andaki Van'da yıkık, hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı binaların olduğu mahallelerin yıkılıp yeniden yapılması uzun bir zaman alacak. Çünkü veraset problemleri var, hisse problemleri var. Yani bir sürü sorun var. Ne yapılması gerekiyor peki senin? Şimdi bir kere bunu için zor hakikaten çözümü. Yani binaların hasar tespitlerini hızla yapıp hızla yıkılması gerekenleri hızla yıkıp onların yerine nasıl 10 kilometre ötede TOKİ inşaat yapabiliyorsa, o kapasite varsa yeniden planlayarak o bölgeyi biraz daha yeşil alanı ayırarak işte yüksekliklere dikkat ederek daha modern TOKİ oraya yapacağına daha hızlı hareket ederek merkeze yapabilir. Bunun faydası şu olur. İnsanlar mülklerinin yani eski mülklerinin üzerinde kalabilirler, kullanabilirler. Tabii mülkiyet sorunları var. Ama o çevreyi kaybetmezler. Vatandaşlara konuştuğunuz zaman diyorlar ki evet tamam başımızı sokacak bir yer olacak. Evet. Gideceğiz 10 kilometre öteye ama yani bizim eski hayat standardımız, eski komşuluk ilişkilerimiz, eski
sosyal yapımız, şehirle bütünleşme, bunları da kaybedeceğiz. Bu endişe var. Evet. Ve orada tekrar borçlanacaklar falan. Yani deprem sonrası travmalar da yaşanıyor. Deprem anı bir travmadır. Ama deprem sonrasında evet, sosyal bazı travmalar yaşanıyor. Birlikte, işte bunları en aza indirecek Türkiye'de modeller geliştirmemiz lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün bunları irdeliyoruz, raporluyoruz ve gelecekte iktidar olduğumuz zaman afet yönetimi, Türkiye'de afet risklerinin azaltılması konusunda bu dersler çerçevesinde neler yapabileceğimizi planlıyoruz. Şimdi bir de isterseniz ona geçmeden şunu da sorayım. Aslında Türkiye'de şöyle trajik bir durum da var. Aslında tüm bu önlemlere falan gelmeden önce yerleşim yerlerinin fay hatlarının üzerine inşası var. Şimdi, çok korkunç bir şey. Şimdi şöyle, eğer bir deprem, aktif deprem fayı, diri dediğimiz, canlı dediğimiz deprem fayının yerini biliyorsanız, onun çevresinde bir kuşak oluşturarak o kuşağın dışında yerleşebilirsiniz. Yani depremin doğrudan etkisi şudur. Eğer binanız bir fayın üzerindeyse, bilmeyerek, hiç kimse bilerek onu oraya konulmasına müsaade etmez aslında mantıklı olarak. Yani eğer bir fay zonu içine inşa edilmişse bir yapı, bir fayın üzerine inşa edilmişse gerçekten çok kötü bir karar ve o bina yıkılma olasılığı çok yüksektir. Ama bilirseniz yerini, bir plan yaparsınız. Mesela dünyada bunun uygulamaları var. Kaliforniya'da bir kuşak yapıyorlar. Diyorlar ki tabii o bölgenin fayının kesin yerinin tespitiyle ilgili bir sürü kurallar var. Evet. Yani jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütler yapılıyor. Diyor ya kardeşim burası fay zonu. Buraya bir bant çekiyoruz. İşte 100 metre kuzeyine, 100 metre güneyine, sağına soluna. Bu bandın içine ancak park yaparsınız. Ne bileyim işte rekreasyon alanı yaparsınız. Konut kesinlikle yapmazsınız. Evet. Bunu uyguluyorlar. Kaliforniya'da bunu uyguluyorlar. Şimdi bunu yapmak için bir engel yok Türkiye'de. Bunun üzerine çalışmalar da vardı. Şu anda bir şey duymuyorum. Yani Türkiye'de çok sayıda yer bilimci var. Jeolog var, jeofizikçi var, inşaat jeoteknikçi var. Bunlar yapılabilir. Hı hı. Bütün mesele bu konuda organize olmak. Ama AFAD 2009'da kurulan bakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı büyük ümitlerle kuruldu. Biz de böyle bir koordinasyon kurulunun kurulmasını desteklemiştik. Gerekliydi çünkü 99 depreminden sonra dendi ki Türkiye'de afet yönetimi konusunda, risk azaltma konusunda bir çok başlık var. Evet. Deprem şurasında da bunu söyledik. O yüzden AFAD kuruldu. Ama 2009'dan beri AFAD kendini toparlayamadı. Çalışmaya ve yapıyorum. Van'da kötü sınav verdi. Evet, yani. Evet. Dolayısıyla AFAD'ın da yeniden teşkilatlanması, il teşkilatlarının daha iyi kurulması, elden geçmesi, kullandığı yasa ve yönetmeliklerin yeniden gözden geçirilmesi, gerçekten konusunun uzmanları olanlarının sorumluluklarının yüklenildiği, personel arasında bir sıkıntının olmadığı bir model gelişmek lazım. Bunları da duyuyoruz. Yani AFAD içinde hala teşkilat açısından yeterli bir düzenleme oluşamadı. Dolayısıyla dışarıda işleri, yaptığı işler ve performans konusunda sıkıntılı oluyor. Bunlardan en önemlisi, özellikle 99'dan sonra hep bu söylendi. Türkiye'de bina inşa etmek kadar binaların güçlendirilmesi ve hasar tespitleri çok önemli. Büyük depremlerden sonra Türkiye'de hasar tespitlerinde hızlı ve yeteri kadar kesin sonuçlar veren tespitleri yapamıyoruz. Bunun giderilmesi lazım. Ne yapacak? İnşaat mühendislerinden hasar tespit uzmanları yetiştirilecek ve onlar her zaman hazır olacak. Bu kadar basit. Aynı anda 2000 tane hasar tespit uzmanını bölgeye götürebileceksiniz. 300 tane götürebilirler. Ne yazık ki. TMOB dedi ki bu kadar olmaz. Çok yaygın bir hasar var. Erciş, Van, köyler bazı yerlere gidemediler. Yani dedi ki Türkiye Mühendis Mimar Odaları ya biz destek verelim. Şehircilik Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, AFAD'a destek verelim. Hasar tespitlerine 300 değil de 1000 kişi gitsin. Evet. Ve böylece ne olurdu? Daha hızlı ve daha kesine yakın sonuçlar aslında yapılabilecekler çıkardı. Yapılsa tabii şimdi, ki kadar ciddi bir de kentsel dönüşüm karşılar konusu var. Ona da girelim. Bu sizin benim bu anlamda bir gerekçelerde, çalışmanız var. Evet. Benim bu ülkenin depremle ilgili söylediğim gerçeklerinden hareketle şimdi Türkiye'de hakikaten dönüştürülmesi, yenilenmesi,
ve iyileştirilmesi gereken bina stokları var. Ada bazında, mahalle bazında, sokak bazında, hatta bireysel bina bazında. 2006'da hükümet böyle bir kentsel dönüşümle ilgili bir yasal taslağı hazırladı. O olmadı, kadık oldu, eleştirildi falan. Fakat bir ortak şey çıkamadı oradan. Şimdi Van depreminden sonra hükümet tekrar bir kentsel dönüşüm yasası, halk arasında öyle deniyor ama asal başlığı afet riski altındaki alanlarda dönüşüm yasası. Meclise geldi, komisyonda, ben komisyondayım, Bayındırlık İmar Komisyonu'nda. İki gün bu yasayla ilgili tartışmalar yaptık. Dedik ki, baktık, yani yasa gelmeden de okuduk, hukukçulara sorduk, şehir plancılara sorduk, yer bilimciler, ben de yer bilimciyim, inceledik. Baktık ki yasa çok eski anlayışlarla, zihniyetlerle hazırlanmış ve mülkiyet hakları konusunda, anayasaya bazı haklar konusunda aykırılıklar olan bir yapı içeriyor. Evet. Tabii bir hukuki metin. Teknik içeriği yok hemen hemen yasanın ama daha çok hukuki bir metin. Evet. İşte yıkarız, yaparız, şöyle yaparız, bunları ayırırız, işte verilebilir, edilebilir gibi böyle bir sürü muğlaklıklar olan, bazı yerlerde de mülkiyet haklarını göz ardı eden bir yapı. Biz hatta dedik ki bu biraz cebri bir yasa. Hatta ceberrut bir yasa dedik. O zaman bakan alındı. Yani sonra başbakan da yıkacağız dedi. Benim yani bizim hükümetimize de mal olsa, iktidarımıza da mal olsa biz bu binaları yıkacağız. Tamam, yıkalım da bunun dünyada nasıl yapıldığına bir bakalım. Dünyada böyle bir cebri yolla bu iş olmuyor. Toplu dönüşümlerde topluluk görüşlerinin, yerelde görüşlerin, yani dönüşüme uğrayacak yerlerde insanların bu konuda beklentilerini, sosyal yapıyı, kültürel yapıyı göz önüne alan bir anlayışla bunu yapmanız lazım. Dünyada kentsel dönüşüm, iyileştirme, yenileme yapılıyor. Yalnız siz deprem için zaten kentsel dönüşüm yapılı diye bir şey yok. Evet. Her maksatla yapılabilirsiniz. Bir yer çok eskimiştir. Orayı yenilersiniz. Daha çağdaş yerleşimler, yeşil alanı olan, rekreasyon alanları, yani dönüşüm, yenileme birçok maksat için yapılır. Depremden sonra, Van depreminden sonra deprem için yapalım dedi. Yazılan yasa maalesef çok profesyonelce ve hukuk, anayasa haklar, hukuk, insan hakları, mülkiyet hakları açısından iyi not alan bir yasa değil. Değil. Ceberrut bir yasa. Dedik ki bakın bu yasayı şunları düzeltin. Şu maddeleri çıkaralım. Şöyle yapalım. Bazı şeyler kesin olsun. En az 20 cümlede yapılabilir, edilebilir, verilebilir var. Şimdi kredi verilebilir diyor mesela. Adam evini yapacak ya. Ne demek verilebilir? Bir yasada verilebilir, yapılabilir olur mu? Neye göre? Kaşının, gözünün rengine göre mi? Ya bunlar muğlak. Yasada, olasılıklar var ya. Yasada 20 cümlede TOKİ yazıyor. Evet. Yasada 3 tane aktör var. Diyor ki bakanlık, TOKİ veya idare, yani belediyeler. Yani niye veya koyuyorsunuz? Yani yasa bir kere yerel yönetimleri göz ardı ediyor. Yerel yönetimlerin inisiyatiflerini, kararlarını, yani yereli göz ardı ediyor. Evet. Şimdi böyle sıkıntılar var. Biz bunların düzeltilmesi istedik. Hükümet, bakan, Sayın Bayraktar, efendim CHP Topbaş'ta İstanbul'da yazıyor. CHP kentsel dönüşüme karşı mı? Yani CHP kentsel dönüşüme karşı tabii olamaz. Tabii değil. Evet. Uygulamaları var. Sosyal demokrat yönetimlerin uygulamaları var. Onlar da bugün mevcut. Dolayısıyla biz olaya adil, yani insan odaklı, katılımcı ve adil bir kentsel dönüşüm anlayışıyla yaklaşılmasını talep ediyoruz. Yoksa biz CHP olarak kentsel dönüşme, deprem riskinin azaltılmasına karşı değiliz, olamayız da zaten. Evet. Yaşam tabiatına aykırı. Şimdi ben bazı yerlerde gidip konferanslara katılıyorum. Çünkü mahallelerde insanlar İstanbul'da talepleri var. Ne oluyor, ne olacak, başımıza ne gelecek, nasıl yapacağız diye. Biz diyoruz ki bakın böyle bir broşür gibi bir şey hazırlıyorum. Evet. Diyoruz ki ne kadar vaktimiz var? O konu... Vaktimizi aştık. Evet. Şimdi kentsel dönüşüm için vatandaşlara tavsiyelerde bulunuyorum. Çünkü yaşanmış olaylardan hareketle. Bir, öncelikle mahallende kalmayı iste. Mahallende, yerinde. Evet. Seni alıp başka bir yere gönderme konusunda diren. Yeşil alan ve tahliye alanı iste. Mülk haklarına, seni orada bir hakkın varsa, bir tapun vardır, tapu tahsis belgen vardır. Zaten yasada diyor, sen orada 20-30 senedir, 10 senedir kiracıysan, evet,
haklarına sahip çık. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı iste. Yani bulunduğun yerde eğer sana bir tapu belgesi vereceklerse, mesela gelmiş biri demiş kadına şu belgeyi imzalar mısın? İmzaladı. Ne imzaladı? Dediler ki bana tapu vereceğiz, belge imzala. Peki fotokopisi var mı? Yok. Şimdi komşunu ve hemşehrini kaybetme diyoruz. Sosyal yapı açısından. Evet. Bireysel hareket etme. Ortak çıkarlarda katılımcı ve paylaşımcı ol. Söylentilere kulak asma. Çünkü gidiyorsunuz diyorlar ki hocam işte bu bir şey söylüyor, burayı yıkacaklarmış komple. Kimden duydun? Belli değil. Kaynağını öğren. Varsa öyle bir söylem. İtiraz hakkın var. Bu da çok kullan. Önemli. Gerçi yürütmeyi durduramıyorsun bu yasada. Öyle mi? Evet. Hmm. Barınma hakkın var ve kutsaldır. Koru. Önerilen projeyi gör ve anla. Eğer burası bir dönüşüm alanı ilan edilmişse, sana bir tebligatta bulunmuşsa diyeceksin ki güzel dönüşüm alanı, bize güzel evler vereceksiniz. Bir göreyim projeyi. Yani ben neredeyim? Evet. Ve projendeki payını ve yerini öğren. Ben neredeyim? Bu projenin içinde hangi sokakta, hangi dairede, hangi katta olacağım? Projenin depreme dayanıklık belgelerini al. Bunu herkes için söylüyorum tabii. Evet. Biraz önce konuşmamızın başında ifade ettim. Bilmediğin, anlamadığın yazıya imza atma. Bilmiyorsan bilene göster. Göster, etrafta bir sürü bilen insan var. Evet. Her belgenin de fotokopisini al, bir zarfın içine koy. Evet. Yani şimdi bu naçizane tavsiyelerim önümüzdeki aylarda çok önemli olacak. Evet. Çünkü bazı yerlerde duyuyoruz ki sokaklarda müteahhitler dolaşıp insanlarla sohbet ediyorlarmış. Dolayısıyla tabii müteahhitler dolaşsın, sohbet etsin. Ama siz de yeteri kadar bilgilenin ve haklarınızı, mülkiyet haklarınıza sahip çıkın diyoruz. Önümüzdeki aylarda şu anda kentsel dönüşümle ilgili kanuna yönetmelikler yazıyor. Vaktimiz yok. Riskli yapılar nasıl saptanacak? Riskli alanlar nasıl belirlenecek? Onlarla ilgili bir başka programda sizleri tekrar ziyaret eder, vatandaşlarımıza sohbet ederiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Eydoğan. Yorumlarınız ve yayınımıza katıldığınız için ve sevgili seyirciler, gün içinin birinci bölümünün sonuna geldik. Saat başında yeni gelişmelerle tekrar birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Özel yetkili mahkemeler hükümeti böldüğü konuyla ilgili Başbakan yardımcılarından Bülent Arınç, bir çalışma da yok, gündemimizde de yok açıklamasında bulunurken bir diğer Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ ise çalışmalar var, bitince kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Başbakan Erdoğan da Arınç'ı yalanlayarak özel yetkili mahkemelerin tamamen de kaldırılabileceğinin sinyalini verdi. Özel yetkili mahkemeleri düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. ve 251. maddelerinde yapılması düşünülen değişiklik, AKP'deki fikir ayrılıklarını gözler önüne serdi. Zira Başbakanlık Merkez binasında gizli bir şekilde yürütüldüğü ifade edilen çalışma hakkında kabine üyelerinin çoğu da dahil kimseye bilgi verilmemesinin ve özellikle parti kurmaylarının fikrinin sorulmamasının ciddi bir rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Taraf gazetesinin haberine göre özel yetkili mahkeme çalışmaları Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay üzerinden yürütülüyor. Çalışmalara zaman zaman Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da dahil ediliyor. Erdoğan'ın konuyu tamamen kendi inisiyatifine aldığı da belirtiliyor. Ancak AKP'nin bazı hukukçu kurmaylarının çalışmalardan rahatsız olduğu konuşuluyor. Nitekim değişikliğin darbe davalarını etkileyeceğini öne süren Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek de bir şeyin varlığından şikayet ederken yokluğunda ortaya çıkabilecek problemleri de iyi hesap etmemiz lazım diyerek rahatsızlığını dile getirmişti. Son tepki ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç, yargı paketlerinin hiçbirinde söz konusu değişiklik yok, çalışma da yok demişti. Ancak AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik aynı gün yaptığı açıklamada tasarı ve taslak yok dendi ama çalışmalar sürüyor diyerek Arınç'ı yalanladı. Arınç'ı yalanlayan isimlerden biri de Başbakan Erdoğan oldu. 150 ile ilgili bir sıkıntı var ve bu sıkıntı konusunda bu şu andaki çalışmaların dışında bir olay. Bu 1, 2, 3, 4 falan bununla alakalı değil.
buna yönelik olarak Adalet Bakanlığımız kendi bünyesinde bir çalışmayı yapıyor. Erdoğan'ın açıklamasına son olarak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da destek verdi. Bozdağ bu konuda çalışma teknik düzeyde devam ediyor. Bitince kamuoyuyla paylaşılacak dedi. Sevgili seyirciler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan için çıkarılan yasa Erzincan'da gözaltına alınan 3 MİT mensubunun işine yaradı. Yargıtay 11. Ceza Dairesi CHP Denizli Milletvekili Cihan Er'le emekli Orgeneral Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanıklı davanın ilk duruşması öncesi 3 MİT mensubu için Başbakanlıktan yargılama izni istedi. EDOK eski komutanı emekli Orgeneral Berk ve eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçlamasıyla hazırlanan iddianame Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından kabul edildi. Berk ve Cihaner 15 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıkacak ve yargılanmalarına başlanacak. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadesine başvurulmak üzere savcılığa çağrılması üzerine jet hızıyla soruşturma için başbakan izni getirilen düzenleme Erzincan'da gözaltına alınan 3 MİT mensubunun işine yaradı. Yargıtay 11. Ceza Dairesi CHP Denizli Milletvekili Cihan Er'le emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanıklı davanın ilk duruşması öncesi 3 MİT mensubu için başbakanlıktan yargılama izni istedi. Daire silahlı terör örgütüne üye olmak, birden fazla kişiyle tehdit suçlarını işledikleri iddia edildiği tarihte MİT mensubu oldukları anlaşılan ŞD, KÜ ve SBİ hakkında kovuşturmanın devam edilebilmesinin başbakanın iznine bağlandığına dikkat çekerek 3 MİT mensubu yönünden yargılamanın durdurulmasına karar verdi. Daire Cihaner ve Berk'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki iddianameyi kabul etti. İlhan Cihaner aralarında emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de bulunduğu 11 kişiyle 15 Haziran Cuma günü Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde yargılanacak. MİT Uludere'ye bombayı ertesi sabah duymuş. Meclis Uludere İnceleme Komisyonu'na Diyarbakır'daki özel yetkili savcılıkça gönderilen dosyada bulunan 2 sayfalık MİT yazısına göre istihbarat teşkilatının Uludere'de 34 köylünün kaçakçılık yaparken bombalanıp öldürülmesi olayından ertesi sabah haberi olduğu ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Uludere Alt Komisyonu, dün Ayhan Sefer Üstün başkanlığında toplanarak Diyarbakır'daki özel yetkili savcılığın Uludere olayıyla ilgili gönderdiği belgeleri inceledi. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, 2. Ordu Komutanlığı, 23. Jandarma Tümen Komutanlığı, 22. Sınır Tümen Komutanlığı'nca gönderilen 5 klasörle MİT'in 2 sayfalık yazısından oluşan dosya komisyon tarafından detaylı inceleniyor. Komisyondan sızan bilgilere göre MİT'in yazısında 28 Aralık 2011 gecesi gerçekleştirilen bombalamadan ancak bir gün sonra resmi kurumlarca yapılan bilgilendirme üzerine haberdar olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre savcılığa gönderdiği yazıda MİT, ne müsteşarlık ve ne taşrada söz konusu olaya ilişkin 28-12-2011'de intikal etmiş herhangi bir bilgi yoktur derken, bölgeden alınan insansız hava araçları görüntülerinden de haberli olmadığını bildirdi. MİT yine o gün bölgedeki hareketliliğe yönelik bilgisinin ve istihbaratının olmadığını belirtti ve olay gününden birkaç gün önce verdiğimiz bilgi yoktur dedi. MİT'in savcılık yazısında olaydan sonra haberdar olduk, oradaki yerel unsurlardan herhangi bir şey gelmedi ifadesi yer aldı. Yazıda 28 Aralık'ta yaşanan olayla ilgili olaya ilişkin 29-12-2011 tarihinde sabah saat 9.05'te resmi kanallardan bilgilendirildik denildi. Uludere Alt Komisyonu üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir, daha önce istihbarat konusunda milli kaynaklardan alındığı bildirilmişti. MİT olaydan haberli olmadığına göre MİT'in dışında bu istihbarat hangi milli kaynaktan alınmıştır diye sordu. BDP'li Ertuğrul Kürkçü ise belgelere ilişkin hiçbir yeni bilgi ve belge yok, zaten MİT'in herhangi bir istihbarat göndermediğine ilişkin ifadesini biliyorduk dedi. Sevgili seyirciler, geçen Mayıs ayında İzmir'de başlatılan askeri casusluk soruşturması kapsamında Ankara'da 20 adresli arama yapılıyor. Arama yapılan yerler arasında bazı askeri birlikler ve Jandarma Genel Komutanlığı da var. Soruşturma kapsamında 14'ü Ankara'da olmak üzere 15 ilde 51 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.
İzmir Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü askeri belgelerin ele geçirilmesi soruşturması kapsamında yeni bir gözaltı dalgası başladı. Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 16 ilde arama kararı çıkarıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Ankara'da aralarında 28 Şubat soruşturmasını yürüten Mustafa Bilgili'nin de olduğu Özel Yetkili 6 Cumhuriyet Savcısı askeri noktalardaki aramalara katıldı. Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı ve askeri birliklerde de arama yapılıyor. Soruşturma kapsamında 7'si İzmir'de, 14'ü Ankara'da olmak üzere 51 kişi hakkında da gözaltı kararı bulunduğu belirtildi. Gözaltı kararı bulunanlar arasında muvazzaf askerlerin de olduğu kaydediliyor. Ankara'da hakkında gözaltı kararı verilen 14 kişinin Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve GATA'da görev yaptığı, aralarında emeklilerin de bulunduğu belirtildi. Bir eskort kızın gözaltına alınmasıyla başlayan ve şantaj yoluyla askeri bilgileri ele geçirildiği belirtilen çeteye yönelik operasyonda şu ana kadar 13'ü muvazzaf asker, 45 kişi tutuklanmıştı. Silivri'de tutuklu bulunduğu için yemin edemeyen CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ilk kez kendi imzasıyla bir soru önergesi ve araştırma önergesi verdi sevgili seyirciler. Ancak Balbay'ın gözaltına alınmalar, F tipi cezaevleri ve öğretmen açığına ilişkin verdiği 3 ayrı soru önergesi anayasa ve meclis iç tüzüğü gereği iade edilecek. Meclis Başkanlığı önergeleri işleme koyulsaydı Balbay Silivri'den meclis çalışmalarına katılmış olacaktı. Biz onlara dokunulmazlık sağlansın demiyoruz. Altını çiziyorum. Onların dokunulmazlığı olsun demiyoruz. İki, onlar yargılanmasın demiyoruz. Peki biz ne istiyoruz? Halk seçti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip görevlerini yapsınlar. Yargılamaları da devam etsin. Bunlar olmadığı takdirde sizin demokrasi karneniz her zaman kırık olur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümete yaptığı bu çağrının ardından gözler hükümetten gelecek yeni adımdaydı. Ancak yine beklenen olumlu adım atılmadı. Zira tutuklu milletvekillerinden CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ilk kez kendi imzasıyla bir soru önergesi ve araştırma önergesi verdi. Ancak Balbay'ın soru önergelerinin iade edilmesi kararlaştırıldı. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı önergeleri işleme koysaydı, Balbay Silivri'den Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katılmış olacaktı. İade gerekçesi ise Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü uyarınca milletvekillerinin göreve başlamaları için and içmesi gerektiği ve and içilmediği takdirde milletvekilliği ile ilgili hak ve yetkilerin kullanılamaması. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Balbay'dan kaldığı Silivri cezaevinde ziyareti sırasında hazırladığı iki araştırma önergesini imzasına almış. Balbay ise bunun yanı sıra hazırladığı 3 soru önergesiyle cezaevi koşullarına ilişkin araştırma önergesini Ağbaba'ya vermişti. CHP grubundan onaylanan önergelerden birinde Balbay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e 2000-2012 yılları arasında gözaltına alınanlar, tutuklanan öğrenciler, hapishanelerde hayatını kaybedenler, bakanlığa bağlı birimlerce müdahale edilen basın açıklaması, açık hava toplantı sayılarını sordu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yanıtlama sistemiyle hazırladığı soru önergesinde ise Balbay, F tipi cezaevlerinin kapasitesini öğrenmek istedi. Balbay, Silivri cezaevinde sohbet hakkının uygulanmama nedeni nedir? F tipi hapishanelerde uygulanan tevcit politikasının sonlandırılması için bakanlığınız tarafından herhangi bir plan yapılıyor mu sorularını yöneltti. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e yönelik de bir soru önergesi hazırlayan Balbay, 4+4+4 eğitim sistemi sonucu ortaya çıkacak öğretmen açığının nasıl kapatılacağını, dağıtılan tabletlerin içerik ve işlevinden öğretmenlerin hangi ölçüde haberdar edildiğini sordu. Balbay'ın ayrıca birinde ilk imza sahibi olmak üzere 3 araştırma önergesinde de imzası bulunuyor. Balbay tutuklu ve hükümlülere yönelik kötü muamelelerin, hak ihlallerinin tespiti, sorumluların ortaya çıkarılması, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için yapılması gereken çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla araştırma önergesi hazırladı. Mustafa Balbay, atanamayan öğretmenlerin intihar nedenleriyle üniversite mezunu işsizlerin sorunlarına yönelik araştırma önergelerinde de imzası bulunuyordu. Stüdyo konuğumuz CHP İzmir Milletvekili Sayın Erdal Aksünger bizlerle birlikte. Sayın Aksünger hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Doğan Hanım. Evet, Mustafa Balbay'ın, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın Silivri'den gönderdiği soru, 3 ayrı soru önergesi var. Ancak iç tüzük gereği bunlar işleme konulamadı. Evet. Konulsaydı çok farklı olacaktı dedik haberimizde. Siz neler söyleyeceksiniz? Silivri'den siyaset yapabiliyor Mustafa Balbay.
yapmaya çalışıyor diyelim, evet, yapmaya çalışıyor. Ve gerçekten bu bizim açımızdan büyük bir eksiklik. Yani onun mecliste olmaması bizim açımızdan çok büyük bir eksiklik bu süreçte. Meclisin aldığı, bugüne kadar getirdiği bütün hani soru önergeleri veya işte araştırma önergeleri, biz kendisi hakkında bir sürü konuda her türlü onun söylediklerini mutlaka dile getirmeye çalışıyoruz. Bu bir semboldü tabii o tarafından baktığında. Ama niyetsel olarak meclis başkanının niyeti belli zaten yani. Kendisi de biliyorsunuz açıklama yaptı. Benim elimden bir şey gelmiyor tarzında, ben ne yapabilirim tarzında bir şey yapınca itiraf etmişti zaten konuyu. O yüzden ben bunu kendisine yakıştırıyorum zaten böyle bir şeyi. Yani meclis başkanının bunu zaten işleme almaması bir doğal refleksin ürünü yani. Ona bir güdülenmiş bir hikayesi var çünkü ortada yani meclis başkanı. Meclis başkanı kendi iradesinden meclisi yönetmiyor zaten. Evet. Yani bir başkasının güdüsü altında, kurum demiyorum, bir kişinin güdüsü altında yönettiği için zaten onlara direkt olarak bu refleksleri göstermesi çok doğal geliyor bana artık yani. Bu tutuklulukla ilgili görüşmeler sırasında, tutuklu vekillerle ilgili görüşmeler sırasında meclis başkanı aslında önceleri çok umut var konuşmuştu ama sonradan baktı ki o da olmayacak herhalde. Ya bakın şöyle bir gelen Nalan Hanım, şöyle bir durum var. Yani ne yazık ki ülkede geldiğimiz nokta şu. Yani hukuktan medet ummuyoruz neredeyse. Toplumda öyle bir şey var. Ya toplumda da demeyeyim de genel kanaat, genel fotoğraf böyle yani. Umudu insanların veya bizlerin, ben kesinlikle böyle bir şey umudumu bağlamıyorum ama biraz sonra söyleyeceklerimi, böyle bir umudum bundan alakalı değil. Ama milletvekillerinin tutukluluk hallerinin kaldırılması konusu neredeyse yargıdaki cemaatle mevcut iktidar arasındaki bir çatışmanın sonucu olacakmış gibi böyle bir algı ortada var. Ülkenin geldiği durumu, çok vahim durumu özetleyen bir konu gördüğünüz gibi. Yani sanki bu da hukukun işlemesinden kaynaklanan bir süreç tayini beklemiyor bazıları neredeyse. Bir egoların, bir çatışmanın sonucunda ben özel yetkili mahkemeleri kaldırdım, ben milletvekillerinin tutukluluğunu kaldırdım tarzında yargıda ve yargı yapmayacak bunu, bu meclise kalacak. Biz de şurada sanki o arada derede sıkışmış gibi görünen bir hukukumuz var artık yani. Öyle bir hukukumuz var. Bu da şu anda nedir? Yani mevcudiyette anayasa tartışmaları ortadayken şu andaki hukuk vurup oturtulup öldürmüş, her tarafı kanatılmış bir halde duruyor yani. Evet. Şu anda öyle görünüyor çünkü yani. Yazık ki biz bunu, onlar efendim orada çatışacaklar da onlar canı istediklerinde bir değişiklik, kanun teklifi getirip bir değişiklikle bunu halledeceklermiş gibi bir sevda içerisinde olanlar da var. Bu ülkeye yapılacak en büyük ihanettir bence. Bugün o milletvekillerinin cezaevinde olması bu ülkenin yüz karasıdır. Uluslararası aslında platformlarda biz bunu daha çok anlatmaya, daha çok dillendirmeye çalışıyoruz. Hafta sonu, cumartesi günü hatta SPD bir parlamenteriyle bir araya gelmiştik kendisine. Konuları anlattığımda da şaşırdı garip bir şekilde yani. Niye şaşırdı? Çünkü sanki algı orada işte bunu hukukun kendisinin, mesela milletvekilleri konusunu konuşmuştuk. Mustafa Balbay'la ilgili cumartesi günü İzmir'de biz bir sokakta bununla ilgili bir eylem yaptık. Evet. Milletvekilleri olarak arkadaşlarımla birlikte, örgütümüzden beraber, Gazeteciler Cemiyeti Atilla Sertar başkanımızdan beraber yaptık. Oradan çıktığımızda, kendisinden konuştuğumda konu buydu, gündem buydu. Baktığında ben bu şartların nereden nereye geldiğini anlattım ona. Anlatınca çok şaşırdı konuya. İnanamadı. Biz böyle algılamıyoruz dedi konuyu. Yani biz de düşünüyorduk şudur. Daha şöyle bir algıda inanın, bir yanlışlık var. Şöyle bir durum var. Onların tutuklu olmadığını, mahkum olduğunu düşünüyor neredeyse. Çünkü öyle bir algı yaratılmış vaziyette. Hüküm giymiş düşünüyor. Yani mahkum edilmiş düşünüyor. Onu algılayıp süreçleri de anlattığımca çok şaşırdılar. Çok ya şaşırdılar gerçekten. Ben de şaşırdım tabii. Niye şaşırdım? Ben onun niye şaşırdığına şaşırdım. Yani bunları bilmiyor muydunuz diyordum dedim. Evet, bilmiyorduk dedi. Dedim gelelim anlatalım bunları mutlaka. Partimizde hemen bu konularla ilgili gerekli girişimleri gösterip tekrar, demek ki Avrupa'da da bunu iyi dile getirmemiz lazım. Anladığı zaman konuyu, şöyle bir düşünmeye başladığını görüyorum insanların. Baktığında bir kafasında bir soru işareti yavaş yavaş açılmaya başladı. Ama dedi bu olacak bir şey değil dedi. Ve işte yapıyor. Olacak bir şey değil ama siz o mevcudiyette bakıp da Türkiye'de demokrasinin öyle veya böyle bu yetmez evetçilerin mantığında olan bir Avrupa doğdu çünkü ortaya neredeyse. Evet. Onların mantığı da bu dedim işte yani, sonuçta olacak da bu. Anlayınca millet çok şaşırıyor. O yüzden biz geldiğimiz nokta çok vahim. Yani hukukun sıkıştığı nokta çok vahim. Yani orada öyle bir basınçla sıkıştı ki burada hukuk, gerçekten de artık sorduğunuz zaman halktan birilerine dışarıya çıksınlar, bir PR yapsınlar. Bu ülkede gerçekten
adalete hukuka inanıyor musunuz deseler 100 kişiden, inanıyorum ki 60-70 kişi de buna, evet, kesinlikle inanmıyoruz diyecek. Öyle bir durumdayız. Ama ben şuna çok inanıyorum. Değerli yoldaşımız, arkadaşımız Mustafa Balbay'ın en kötü ihtimalle diyorum, hı, önümüzdeki yasama yılında bizden olacağına inanıyorum. Ben buna inanıyorum bir vesileyle. Çünkü taşınabilir bir aslında gerginlik değil bu. Yani bu kitlenmiş irade, yani halkın iradesi artık nereye götürülebilir onu bilmiyorum. Ama bu hukuksuzluğun bence bir an önce ortadan kalkacağı, bazı gelişmeler yaşanacağına inanıyorum. Çok net söylüyorum bu konuda. Peki siz az önce yani çok önemli bir şey dikkat çektiniz. Hukuku değil, işte hükümetle cemaatin çatışmasını konuşuyoruz. Siyaseti Türkiye'de artık gündemi, siyaseti bu çatışma mı belirliyor? Yani şöyle, tabii son dönemde siyaset belirlemede cemaatle hükümet arasındaki bazı çatışmalar oldu ama iktidar palyatif konulardan da gündem belirlemeye çalışıyor. Evet, işte kürtaj, evet, meselesi, evet, gibi bazı meselelerden falan, ama çoğunluğunda halkın kafası hukuksal konular geldiğinde yargıda cemaat, işte poliste iktidar, bilmem ne, böyle bir garip bir duruma geldiği için bu algı insanlarda da bir baskı yaratıyor. Oradan herhalde kafalarında, aslında belki de dillerinde söyleyemedikleri, yani fikirlerinde olanların zikredemedikleri, hı, konu bence gündemi biraz o tarafa gittiğinde, hukuk konusuna gittiğinde cemaatle AKP'nin çatışması olarak algılayıp buradan gündem belirliyormuş gibi geliyor. Ha, diğer alanlarda, ekonomi alanına, diğer konulardan söylemiyorum ama veya siyasi alanlarda, işte ULDE olayı olduğu zamanki palyatif olan gündem belirleme konularından bahsetmiyorum ama diğer konuda öyle bir algı var ortada. Peki Balbay'ın önümüzdeki dönem serbest olacağına inanıyorum dediniz. Evet. Peki eğer Balbay serbest kalırsa kim galip çıkacak? İyi bir soru ya. yani şöyle bir şey var. Ben hukukta iradenin hakim olacağını düşündüğüm için umut ediyorum ki, tabii yani o galibiyetin eseri olan bir kişiye bizim minnet borcumuz hiçbir zaman olmasın. Gayet. Zaten yani şu şartlardaki, yani şu şartlardaki, evet, olması gerekenin tecelli etmesi bizim aslında en büyük beklentimiz. Benim inancım hala, bazen de bunu çok yerlerde dile getirdim, hukukta dirayetli hakimlerin, yargıçların olduğunu hala inanan bir insanım bir vesileyle. Bu çatışma gösterdi ki, bu içerideki yani hakimiyet kurma çatışmaları gösterdi ki aslında bu çatışmanın sonunda hukuk ortadan kalkıyor. Evet. En vahim de o. Anarşist bir ortam doğmuş vaziyette neredeyse yani. Hukukun içinde anarşizm neredeyse hakim olacak yani. Ama benim inancım tamamen orada yine hukukta iradeli, yani kendi benliğine, omurgasına inanmış, cumhuriyete inanan, cumhuriyetin hani bu özgürlükçü kavramlarına inanan insanların bu konuda irade ve dirayet göstereceğini düşünüyorum. Tabii meclis çalışmalarımızda ne olur? Bu konuyu devamlı gündeme getiriyoruz. Üç partinin de mutabık kaldığı bir konuyken iktidar kendi işte yüzünü ortaya koydu burada. O kara yüzünü hemen ortaya koyuyor. Kabul etmedi yani. Meclis başkanı da çıktı, itiraf etti bunu. Beklentimiz galip çıkanların biraz önce söylediğimiz taraflardan biri olmaması. Yani doğal refleksin gerçekleşmesi. Bizim beklentimiz bu. Ben oradan medet umuyorum zaten, evet, yani. Buradaki bu ülkenin aklı selim, ülkeye inanan, ülkenin kuruluşuna inanan hakimlerin, yargıçlara, cumhuriyet savcılarına, onlara inanıyorum ben. Evet. Gelinen nokta aslında o kadar vahim ki sadece Balbay değil, Haberal var, Engin Alan var, diğer BDP'li vekiller var tutuklu olan. Oradan, tutuklu bulundukları yerden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Siz de dışarıdan onlara destek, evet, olmaya çalışıyorsunuz. Evet. Örneğin İzmir'deki etkinlikten az önce söz ettiniz. 4 gün etkinlik yapıldı İzmir'de yine. Seçimlerin yıl dönümü nedeniyle, yani Türkiye'deki genel seçimlerin yıl dönümü nedeniyle, yani tabii İzmir değil, Türkiye'nin her yerinde Cumhuriyet Halk Partisi bu etkinlikleri, evet, yaptı. Evet. Dün Ankara İl Örgütümüz yine bir basın açıklaması il başkanımızdan birlikte yaptı. Bunlar tabii sonuçta bizim direnişimiz. Bu direnişimizi devam ettireceğiz burada. Arkadaşlarımızı, yani sadece Balbay, Haberal değil, diğer işte iki partinin de tutuklu olan milletvekillerinin de biz özgürlüklerinin bir an önce ellerine verilmesini, bir an önce meclise gelmesini isteyen bir partiyiz. Hı hı. Yani çünkü parlamenter sistemin, hukukun veya egemenliğin, yani kayıtsız şartsız milletindir denilen egemenliğin eğer tecellisi ise, onların hepsinin mecliste gelip bir vesileyle o halkın aldıkları oyların karşılığında politika yapmaları en doğal hakları. Biz bunun olmasını temenni ediyoruz. Yani bu tür
bizim eylemlerimiz, bu tür işte halktan bu konuyu bilinçlendirme çalışmalarımız devam edecek orada, ama esas önemli olan bunun mecliste halli olması zaten. Yani görünen o zaten burada. Çünkü hukuku tıkayan bir süreç yaratıyor bugün mevcut iktidar. Hukuku tıkıyor yani bir tarafından. Yani meclise tıkaması nedir? Meclis başkanını tıkıyor. Zaten öbür tarafta AKP grubunun bu konuda herhangi bir, hani mucize olur bir tanesi çıkıp bir önerge getirmesi, herhalde dünyanın kare olması gibi falan bir durum olacak gibi düşünüyorum. Çünkü orada öyle bir şey yok yani zaten. Meclis başkanında böyle bir adresi yok. Meclis başkanı meclisin başkanı değil ki. Evet. İktidar Partisi'nin başkanı. Yani son günlerde yani daha zaten onların grup başkanı gibi. Konu, evet, artık hani AKP'de hiçbir bakanın, milletvekilinin yetkisi kalmadı. Tek ağızdan çıkıyor her. Yani karar. Öyle yani, öyle değil mi? Zaten icraatlar öyle. Biz yani bunu hani birileri söyleyince kral çıplak mı diyor? Hayır, öyle bir şey yok. Zaten ortada olan bir konu var yani. Devlet tiyatroları dedi, Kültür Bakanı sesini çıkaramadı. İşte kürtajla ilgili bir şey söylüyor. Sağlık Bakanı gerçi destekliyor ama aksi bir şey söyleyebilen yok. Ya bunlar gerçekten çok komik işler. Yani bir tarafından baktığında mesela kürtaj diyor. Ben şöyle algılıyorum. Mevcut iktidar, başbakan bunu ezberlemiş vaziyette. Geri geldiğinde konuyu dağıtırken orada ona böyle hipnotize olmuş bir kitle var gibi düşünüyor kendini. Onları kemikleştirmeye çalışıyor vurarak. Mesela kürtaj diyor, bir şey söylüyor, cinayettir diyor. Şimdi orada şöyle bir tartışma da var tabii son gündemler içerisinde. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle tabii muhalefet yapmak çok basit bu ülkede. Yani muhalefete muhalefetlik basit yani. Evet. Bu memleket öyle bir halde duruyor. İktidara muhalefetlik biraz zor bir iş olduğu için bu zor zanaat gerçekten, evet, de. İşte siz böyle bir durumda bu kürtaj meselesini getiriyor, tartışıyorken Kürtler çözüm önerilerine ilgili konuda başbakanla bir araya niye geldiniz, niye konu dağıldı tarzında bazı söylemler ortaya çıkıyor. İşte Uludere'yi unutturdunuz bilmem ne. Unutturacak hiçbir şey yok ortada. Zaten konu Uludere'den de çıkan bir konu. Sadece oradan değil. Parçası Uludere, bir tanesi Uludere. Yani bugün ülke şu gerçeği kimse göz ardı edemez. Bu memlekette insanlar ölüyor. Şehitler geliyor, cenazeler her gün defnediliyor, analar ağlıyor bir tarafından. Peki ne yapılması lazım yani? Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklenti nedir? Bir abilik görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu memleketin abisi zaten yani. Evet. Bugün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı da o. Nedir? Bu ülke bizden abilik bekliyor bir besleyeni. İşte bugün 2-3 gündür Genel Başkanımız üslup olarak gelin bu işi düzlemde doğru bir yerde oturalım konuşalım diyor. Ama bugün bakın başbakan yine, evet, tahrik edici laflarla işte Elif'le merkep meselesi bir konuşma üslubu yine ortaya koydu. Ya sabredemiyor adam 3 gün, yani sabrı yok adamın. 3 gün yani böyle ağzından bu kelimeler çıkmazsa adam sıkıntı duyuyor demek ki yani bundan dolayı yani. Şimdi bu şartlara geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmek neresinde olabilir? Hala o zemindeyiz. Yani bu ülkenin çıkarına, bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin bütünlüğüne, bizim değerlerimize hizmet eden, yani cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüğe inancımıza hizmet eden konuya Cumhuriyet Halk Partisi abilik yapmaya çalışıyor. Evet. Genel Başkanımız bu noktadan yola çıkıyor yani bir besleyine. Umarım ne Uludere unutulur. Ya onların da failleri ortaya çıkarılması gerekir. Cezalandırılması gerekir. Kimse bunu konuşmuyor. Evet. Ya ortada cenazeler var, cinayet var. Tamam, kabul ediyoruz. Cinayet olduğunu herkes kabul ediyor. Ya cinayetin bir faili olur. Failden bahseden yok şu anda ortada. Konuyu fiktif bir konuyla başka bir yere getirmeye çalışan var. Evet. Madem bunun sivilse, eğer sivilse bunun emirlerini veren sonuçta, demek ki burada hükümetin görevlendirdiği veya kendisi o emri verenler birileri. Bunlardan biri. Çıksın bir failin ortaya çıkıp cezalandırın. Bu kadar insan boşa mı öldü o zaman yani? Ya nedir bu? Eğitim zayiatı mı bu? Bu nedir yani? Savaş yapıyor, savaş zayiatı mı bu? Nedir yani? Bunu birisinin çıkıp insanlara bunu açıklaması gerekir. Uludere bu kadar basit bir olay değil. Mesele Uludere'de olması da meselesi. Bu bir insan sonuçta. Tabii yani orada. Doğuda olması veya batıda olmasında olması çok önemli yok, evet, o tarafından, evet, baktığınızda. Ama doğuda olması şu. O insanların öldürdüğünde değerinin olmadığını hissettiren bir yapı getiriyorlar ortaya. Yani doğuda ölen insanın insani olarak değeri Amerika'nın bilmem herhangi bir eyaletinden Afganistan'a gelmiş bir askerin öldürülmesinden onda biri kadar değeri yokmuş bir havası çıkıyor ortaya. Veya tutuklanmasından, tutuklansa yer yerinden oynatıyor Amerika bilmem onu yapıyor bunu yapıyor. Bu da bizim vatandaşımız. Bu 34 kişi de bizim vatandaşımız. Şimdi kimdir bunun failleri kardeşim? Bu nerede yani? Peki bu şimdi şöyle bir fiktif gündemden ortadan mı kalkacak bu? Yani efendim o gündem gitti, bu gündem geldi. Ya bu bir gündem meselesi değil. Bu bir cinayetse bu cinayetin faillerini bulacaksınız. Bunu devamlı dile getirmek lazım. Bakın
Bu ülkede cinayet işleyen kim? Mevcut o zaman iktidar. Kendileri bunu söylediler. İtiraf da ettiler ama doğruyu da söylediklerine emin değilim. Çünkü söylemiyorlar doğruyu. Amerika'dan doğrusu geldi normalde. Pentagon söyledi aslında doğruyu da kendileri. Hala onu televizyonlar düzgün bir şekilde yayınlayamıyor. Ben görüyorum. Yayınlayamıyorlar yani. Evet. Pentagon açıklamalarını yayınlayamıyorlar yani. Peki şöyle bir durum mu oluştu Sayın Aksünger? Yani CHP siyaset yapacağı yerde bazı temel değerlerin korunması için mi mücadele ediyor? Bu son genel yaz tabii son gelinen noktada. Hayır, bakın, gayet şimdi, tabii. Şimdi bakın şöyle son bir şey. Son günlerde yaşadıklarımızı göz önüne alırsak. Doğal olarak şunu düşün, seçmenimizde de veya işte halkın bütününün çoğunda var ama bir bunu algılayanlar bir de algılayamayanlar bölümü var, hı hı, bence. Şu mevcudiyetteki kazanılmış hani devrimlerimizin, cumhuriyetimizin kazandırdığı değerlerin korunması, edilmesi meselesinde tabii ki orada Cumhuriyet Halk Partisi öncelikli bir parti ve öncelikli olarak bunu kuran, tahsis eden, yaşatan, bugünlere getiren bir parti yani veya işte onların temellerini bugünlere taşımış bir parti olarak birinci görevi Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sahip çıkmak tabii. Yani demokrasisine, özgürlüğüne, cumhuriyetine, Atatürk'üne, laikliğine sahip çıkmak. Bunlar yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmazları yani. Bunlara mutlaka sahip çıkacak. Bu refleks ama bizi öldürmemeli. Bu refleks bizi öldürmemeli yani sonuçta. Evet. Yani orada bazı şeyleri de unutmamalıyız yani sonuçta. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Tabii ekonomisinden, siyasetinden, yani politik süreçlerinden, sosyal süreçlerinden ülkenin bir bütünlüğü var sonuçta. Bu bütünlüğün zarar görecek konulara dikkat etmemiz gerekir. Ama değerli olan, tabii temelde bu ülkeyi var eden değerler, bunlara sahip çıkmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevi ama orada takılırsak da sadece politika üretmekten öteye geçemeyiz. Yani bunlar bizim olmazsa olmazlarımız. Bunu herkes ezberlemeli. Bunu herkes bilmeli bir kere. Yani bunun tartışmaya açacak bir konusunu da nereden tartışmaya açıyorlar inanamıyorum. Bazen hani bundan muhalefetlik yapan arkadaşlar. Başbakanla niye görüştünüz? Ya şimdi bu ülkede bir yürütme diye bir kurum var. Bu yürütmenin yanlış yaptığı veya yapması gerektiğine inandığım bir konuyu ben yürütmeyle paylaşmıyorsam şimdi döner dersin ki bir şey söylemiyorsun, bir şey üretmiyorsun diyeceksin. Ya önemli olan, değerli olan üretmek, çözüm üreten birisi olmaktır. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi bu tarafında duruyor konunun, hı hı, ya. Hı. Çözüm üretme sevdası içinde olan bir parti, evet, Cumhuriyet Halk, evet, Partisi. Bizim hepimizin böyle düşünmeye ihtiyacı var. Biz bu ülkeyi yönetecek kadrolarımızda olduğuna inanan bir partiyiz. Yani inanın alternatif olarak baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi yönetecek kadrolara çok sahip. Biz bunu, evet, göstermeliyiz. Genel başkanımız bunu gösteriyor. Bakın ülkeyi yöneteceksiniz ama yanlış yönetiyorsunuz. Konular yanlış. Gelin bir şey istiyorsanız beraber çözelim diyor. Parlamenter sistemin aslında konu normalde oluşmuş olma gerekçeleri bu zaten yani. İktidar, muhalefet yani bunlar hani bazı konularda çözüm üretirken oturup konuşurlar. İktidar yanlış yapıyor. İktidar bir sürü şey yanlış yapıyor. Yapıyor evet. Evet 500 tane iş yanlış yapıyor. Bir tane doğru yapsın diye uğraşıyoruz biz de. Evet. Bir şey doğru yapsın yani bari yani. Yani ekonomi diyor. Ekonomi yani akşam arkadaşlarımla konuşurken de onu söyledim. Yani bakın Türkiye'de ekonomi aslında tıkanıyor. Göstergeleri ortada. Niye oldu çok basit. Benim kendi öngörülerim şu. Son 5-6 yıldır, 7 yıldır şöyle bakıyorum genelde. Türkiye'de tüketim yani talep olan kesim Türkiye'nin %10'u. Yani %90'ının talep öngörüleriyle %12 aynı değil. Yani Türkiye'deki ekonomiyi, içerideki ekonomiyi devamlı canlı tutan o %10'un talebi. Evet. Yani nedir mesela ben bilgi teknolojileri içinde uğraşan veya onların işte tüketim sistemini yapan bir insan olarak bakıyordum. 6-7 sene öncesindeki satışlarla bugünkü arasında farklar var. Şimdi mesela normal bir orta gelir düzeyindeki bir insanın bir tane bilgisayar sahibi olması yeterli kendisine göre. Onu evine de götürüyor, getiriyor, çocukları da kullanıyor falan. Ama o %10'luk kesim içerisinde öyle kitle var ki her birinin bireyin mesela son yıllara kadar mesela çocukları da olsun. Hepsinin birer tane bilgisayarları alındı. Onlar değiştiriliyor devamlı. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bu örnek olarak verdim baştan. Orası bir talep yaratıyor devamlı olarak, evet, değil mi? Ortak yaşam kültürlerinde kendisine günahındığı nedir? Diyor ki ben yaşam alanları istiyorum diyor. Evini değiştiriyor. Güzel bir dairede oturuyordu belki çok güzel ama gidiyor bu sefer bahçeli mahçeli bir eve gidiyor tarzında bir işler yaratıyor. Şimdi o %10'luk kesimin biraz doygunluğa doğru gittiğini görüyoruz. Evet, şimdi son 2-3 aydır ekonomi çok ciddi bir şekilde aslında durgun.
Bunu itiraf edilemiyor ama durgun oradan yani. Şimdi enflasyonun falan gerilemesi, şimdi ekonomi durduğu zaman enflasyon tabii ki geriler. Otomatik çünkü tüketim tabii. Yok, tüketim tabii. Olmadığı zaman oradaki enflasyon geriler yani bir besteye. Çünkü ürün satılmayınca birazcık aşağı iner fiyatlar bir besteye. Arz talep dengesinde problem olunca, şimdi arz var, talepte denge sorunu yaşıyorsun. Talep azalmış, o zaman arz fazla olunca enflasyon geri gelir. Yani tabii. Şimdi buradan baktığınız zaman da öbür bir ondan sonra gelen %20 kitlenin de bence İşte bir ev alma, araba alma şeylerine kilitlenmiş vaziyette. Önündeki 5-10 yıllık borçlanmalarını gerçekleştirmiş. Çok ciddi, oradan çok büyük bir talep öngörüsü göremiyor piyasa. Şimdi diğerlerine bakıyorsun. Bir maaşı olan adamın, işte diyelim ki oradan aşağı doğru inip %60'lık kısma geldiğimizde ya da %70'lik kısım aşağıda kalanın, orta tarafında duranların maaşı birse kredi kartlarındaki bence kredilendirilmiş miktarı 3 katı falan. 3 katı 4 katı. Yani adamın 1000 liralık maaşı varsa adamın cebinde 3 tane kredi kartı var. 1000 liradan 3000 lira. Tabii, yani bunların da orada bir borçları var. Orada ekonomide ciddi bir canlanma yaratamıyor. Talebin orada körüklenmesi bir şey getirmiyor. Bence o %10'luk kısmın doygunluğa ulaştığı bölümü yavaş ekonomiyi yavaşlatıyor şu anda. Yani durmadan hani burada zorluyor şu anda devlet. 2B'yi satacağız sana, şunu yapacağız, bunun önüne kar elde et, şu bu falan. Talep oradan da parayı çekmeye çalışıyor. Yine para alacak oradan da. Ama sonrası ne olacak diye bir soru işareti var kendine göre. Çözümleri var mı? Çıksın anlatsınlar bizde. Bizim derseniz Cumhuriyet Halk Partisi bunlara çalışıyor. Bakın. Evet. Çalışıyoruz bunların hepsini. Yani kendi içimizde çalışma gruplarımızda bunları konuşuyoruz. Şimdi bunlar mı çok değerli? Hayır değil. Gündeme bakıyorsunuz Türkiye'deki kürtaj diyor. Gündem çok efendim, kolay değişiyor Türkiye'de. Çok kırılgan yani evet, burada. Evet. Basın nasıl? Basında zaten başbakan ne diyorsa o gündemdir diyor. Peki şimdi gündemde olan bir başka konuya geçelim o zaman Sayın Aksünger. Çalışanların özlük hakları var. Örneğin en son Türk Hava Yolları çalışanlarından 305 kişi bir günlük iş bıraktı diye işlerinden çıkarıldılar. Sizin de bu anlamda polislerle ilgili çalışmanız var. Ona değinelim biraz. Neler istiyor polisler? Siz bunu nasıl dile getiriyorsunuz? Yani şöyle, polisler neler istiyor? Yani bu birkaç ay öncesinden başlayan bir çalışmaydı. Polisler özlük hakları konusunda istekleri ve talepleri var. Bu tabii ki bazı önergeler geldi ama Maliye Bakanlığı tarafından bunlar reddedildi. Bence polis tarafı şöyle görülüyor bence. Mevcut son 50 yıldır herhalde iktidarlar tarafından, sağ iktidarlar tarafından arka bahçesi olarak görüldüğü için onlar biat gibi falan düşünüyorlar. Yani sonuçta onlar bizim arka bahçemiz, her türlü şeyi bunlara yaptırırız, sesleri de çıkmaz, odur budur falan tarzında. İşte ülkeyi koruyorsunuz, işte böyle bir maneviyat yaratıp onun üzerinden aslında kilitliyor adam. Aslında şöyle düşünmek lazım, sonuçta polislerin olduğu tarafta bu ülke içerisinde ciddi bir kesim. Yani o da iyi yaşamak istiyor bir vesileyle, yaptığı şeyin karşılığını almak istiyor. O istekleri aslında basit, şöyle özetlemek lazım. Askerlerle polisler askerlerle aynı seviyede bir vesilenin hakları hukuklarını istiyorlar. Bu fazla mesailer oldu mu onları almak istiyorlar. Özlük hakları konusunda, ek göstergeleri konusunda bu konuda bir takım talepleri var. Toplumun bu tür kesimlerine ciddi biz ağırlık vermek zorundayız. Yani toplumun buradaki haykırışlarına, buradaki isteklerine kayıtsız kalamayız Cumhuriyet Halk Partisi. Bugüne kadar hep polisler hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne özdeştiremedi mesela. Ya polis hani, ama öyle değil. Yani böyle bir şey olur mu? Yani sonuçta o bu ülkede yaşayan bir vatandaş. İyi yaşamak istiyor. Onun da çoluğu çocuğu. Onun da aynı şeyler aslında. Orada unutulmuş olan bir takım şeyler var bence. Göz ardı edilen veya işte mevcut sağ iktidarlar tarafından polislerin üzerinde böyle bir kalkan oluşturulmaya çalışan bir hikaye. Ama ciddi eziliyorlar polisler bence. Bunda tabii itfaiyeciler, zabıtalar, ben bu kesimlerle ilgili işte itfaiyecilerle ilgili de bazı çalışmalar yaptık. Zabıtalarla ilgili şimdi çalışmalarımız var. Polislerle ilgili çalışmalarımız var. Bunların hepsi birebir kendilerinden görüşülerekten, yüzle görüşülerekten aslında alınan yüzlerce insanın getirdiği verilerden tasarladığımız, arkasından yaptığımız çalışmalarda olması gereken bir şeyi mecliste sunmaya çalışacağım önümüzdeki dönemde. Ya önümüzdeki hafta ya da herhalde tahmin ediyorum ki bu hafta sonu yetişir mi bilmiyorum ama önümüzdeki hafta ve ondan sonraki hafta yapacağım bunu. Böyle bir talepler var. Ben çok doğal olarak karşılıyorum bunu. Çünkü aynı şey zabıtalar için de geçerli. Mesela emeklilikleri konusunda 5'in birinden öteye çıkamıyorlar mesela bunlarda. Ama yani isterse oraya geldim tıkanıyor artık ondan sonra. Emekli ikramiyesi o 5'e 1 noktasından alıyor. Ama çalışma süreleri uzasa da mesela birinci derece iş gelemiyor. Yeşil pasaport hakkı elde edemiyor. O kadar çalışmasına rağmen
veya işte ikramiyesi 5'e 1'e göre veriyor. İşte 5'e 1'e geldikten sonra duruyor yükselmesi. Ondan sonra 10 sene daha çalışsa hiçbir yükselme göremiyor bundan dolayı da. Yani orada ek göstergeleri, kıdem tazminatlarında bir iyileştirmeye ihtiyaç var. Ve kademeler konusunda bir iyileştirmeye, zabıtalar tarafında da böyle bir şeye ihtiyaç var. Onu da dile getireceğiz. Bir de çalışma saatleriyle ilgili dünya standartlarına göre herhalde. Tabii daha fazla çalışıp aslında daha az alıyorlar mevcut içerideki. Zaten şimdi iktidar 2010'da 12 Eylül'de bir anayasa getirdi. Eşit işe eşit ücret, işte şu sendikal haklar, onlar bunlar. Ya şöyle dönüp bir geriye bakmak lazım. Türk Hava Yolları'ndaki bu konu olunca o bizim de aklımıza geldi. Ya arkadaş, burada bu kadar nutuklar attınız, bu kadar ciritler attınız meydanlarda, söylediniz. Ya orada bir HSYK'ya hakim olmanın dışında ne yapmışlar bir çıksınlar söylesinler ya. Ne yapmışlar yani? Bağırmıyorlar mıydı bunlar diyorlardı. Eşit işe eşit ücret. Bunlar, bunun tam tersi iş. Niye yapmıyorsunuz arkadaş? Polislere sesleniyorum ben. Niye kendileri böyle bir şey sorgulamıyorlar? Evet. Zabıtalara sesleniyorum. İtfaiyecilere sesleniyorum. Hı-hı. Aynı işleri yaptığınız, aynı işe niye eşit ücret almıyorsunuz o zaman? Ya bunlar, bizim aslında kanun teklifi veriyoruz ama bunlarla ilgili. Biz onların dertlerinin ne olduğunu bildiğimizi göstermek için veriyoruz bunu. Yani. Çıkartacak çıkartmayacak o ayrı bir konu. Yani meclisten çıkar mı çıkmaz mı bilemem. O vicdani bir konu normalde artık benim açımdan. Çünkü meclisi böyle bir tiyatro alanına çevirdi çünkü mevcut iktidar, yani yürütme öyle yapıyor bu işi. Ha biz bunu bir vicdani görev olarak getiriyoruz şu anda. Kendilerine sesleniyorum burada. Polislere, zabıtalara, itfaiyecilere. Ya siz gittiniz, belki verdiniz, belki vermediniz bilmiyorum. Ama o sonuçta vaat ettikleri şeyler mevcut iktidardan hesap sormanız lazım. Sandıkta mı sorarsınız, başka bir yerde mi sorarsınız, tepki mi gösterirsiniz? Ben bunları size hatırlatma gereği duyuyorum. Çünkü o haykırışları kendi arkadaşlarının bana gelip de anlattıklarını, binlerce insanın maillerini falan okuyorum. Ya arkadaş, bu adam söylediklerinin hiçbirini yapmadı. Yapmadı hiçbirisini. Sadece ve sadece orada yaptığı şey şu. Sadece yargıya hakim olacak operasyonların hepsini bu onlara bir vesileyle, aslında göz boyamasıyla getirdiği şeylerin içine sokaraktan oraya hakim oldu. Geri kalanlar dedi ki hadi işinize bakın. Çok net söylüyorum yani. Evet. Söyledi, hadi işinize bakın dedi. Başka ne diyebilirim ki bu konuya yani? Kendileri bir düşünmeleri lazım bu konuda. İnsanlara evet. Sesleniyorum yani bu konuda. Sayın Aksungar, süremizin sonuna geldik ama çok kısa engellilerle ilgili de bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Hükümetten bekledikleri bulabiliyor mu engelliler? Bir kanun teklifiniz var. Evet, onunla ilgili de bir kanun teklifimiz var. Yani bugüne kadar gördüğüm aynı şeyi tekrarlayayım yine. Bu aynı şeylerden biri de engelli olan kitle. Aynı şey 12 Eylül 2010'da bunlar o anayasa değişiklik paketini halk oylamasına sunduğunda engelliler konusunda sundular. Bu da vardı içinde. O günden bugüne ya ilerleme yok, ciddi gerileme var ama. Çok ciddi gerileme var yani. Neden gerileme var? Şimdi engelli bir vatandaşın sakatlığıyla ilgili raporlar çıkıyor yüzdelik olarak dilimlerde. Yani %50'dir iş görmezlik raporları, işte %60'tır veya işte ya şöyle bir yere getirdiler. Bu raporların bir kısmı ayağı kesik bir adamın yüzdeliği değişilebilir mi ya? Değiştirdiler bunları yani. Onları daha kötüleştirdiler. Onlara tanınan hakları kısıtladılar. Ailelere mesela kız ve erkek çocuk engelliyse erkek çocukların kız çocuklarının ve erkek çocuklarının aynı şekilde aynı engele sahipse bile aldıkları ücretler değişik bundan hepsi. Gelecekleri muamma. Ailelerin ciddi sıkıntıları var. Mesela sağlık sıkıntıları var. Yani çok onu daha önce de bilmiyorum dile getirdik mi? Mesela çok örnek vereyim size. İzmir'de bir engelli merkezinde bir vatandaşlarla bir araya gelmiştim yine. Bir şey, bir konudan bahsettiler. Çok ilgimi de çekti o. Soru önergesi de verdim onunla ilgili. Diyelim ki engelli bir vatandaş dişi ağrıyor. Çocuğunun dişi ağrıyor. Bir engelli bir çocuğu var diyelim. Dişi evet. Ağrıyor. Tabii onun o diş ağrısından nasıl bir sıkıntı duyduğunu herkes bilir. Diş ağrısı çok ciddi evet. Bir sıkıntıdır aslında ama çok büyük bir şeyler var. 3-4 tanesi ağrıyan bir engelli sadece ve sadece İzmir için özelinde söylüyorum. Ege Üniversitesi'nin dışında hiçbir yerde anesteziyle diş operasyonu yapılmıyor. Sadece orada. Çünkü genel anesteziyi başka hiçbir yer ödemiyor. Yani Ege Üniversitesi'nin dışında akredite edilen başka bir yer yok. Siz oraya gittiğinizde dişi ağrıyorsa çocuğun ve düşünün bunların özellikle otistik olanları veya biraz daha şizofrenik olanlarının halini düşünün onları. 6 ay sonraya diş, o diş ağrısı için 6 ay sonraya gün veriliyor.
Gittiğinizde olma ihtimali de var mı yok mu ayrı bir konu. Ya düşünün öyle haline insanların, engelliler. Bugün ne kadar bir engelli var bu ülkede? Bakın engelli nüfusunu 8-10 milyon olduğu söyleniyor diyelim ki. %12'si nüfusun olarak icra ediliyor bu konu devamlı olarak. Ama oradan etkileşimi olan kitle sayısı, her engellinin bir ebeveyni var. Mecburen kendi başına ikame idame edemiyor. İşte o anaları düşünün yani 365 gün. O ne o ana hiçbir gün yaşayamıyor. Ne evet, o sevgililer evet, günü, evet, ne kadınlar evet, günü, ne bilmem ne günü. Hiçbir şeyi yok onun zaten. Hiçbir hikayesi yok. Bir o kadar da ebeveyn olduğunu düşünürseniz 15-16 milyon insanı etkileyen bir nüfus ortaya çıkıyor. Ve bunlara bakış tarzı o kadar kadük ki mevcut iktidarın. O günden bugüne devamlı gerileme var. İlerleme yok. Avrupa ile karşılaştırdığımızda hepsi gerilemiş vaziyette. Yeni çıkarttıkları bazı kanunlarla torba yasaların içinde geçiriyorlar, orada geçiriyorlar. İnsanlar şaşırdı zaten neyi nerede geçirdiklerini. Engelliler konusunda ilgili ciddi bir çalışmamız var. Evet. İki aydır çalıştığımız, bugün yarın onları da veriyoruz. Konuya gündeme getirmeye çalışacağız bundan sonra da. İnşallah söylediklerimiz kale alınır da yani Sayın Genel Başkanımın iktidarı hani bir şeyde doğru yapın tarzındaki yaklaşımından dolayı ben de aynı şeyi söylüyorum. Engelliler vatandaşlarımız, polislerimiz, zabıtalarımız, itfaiyecilerimiz bunların hepsi de inşallah iyi yaşam koşullarına sahip olurlar yani. Öyle ümidimiz o. Siz onlar için çalışmaya devam edin. Çalışıyoruz tabii çalışacağız, üreteceğiz yani bizim işimiz bu. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Aksünger yayınımıza katıldığınız ve tüm yorumlarınız için. Ben de teşekkür ediyorum çok sağ olun. Ve sevgili seyirciler gün içinin bugün de sonuna geldik. Yarın saat 13'te yeni konu ve konuklarla birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.